Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme kun li veliyike l-Hüccet ibnül Hasan salavatüke aleyhi ve ala abaih fi hazihi sa'a ve fi kulli sa'a veliyen ve hafizen ve gaiden ve nasira ve delilen ve eyna hatta tuskinehu arzeke tev'a ve tumetti'ehu fiha tevila birahmetike ya erhamer rahimin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in sallallahu aleyke ya veliyel asr edrikna ve erşidna ve ehdina. Kendimizi yetiştirmenin yollarından bir tanesi de akrabalarla olan ilişkilerimizi sağlam tutmaktır. Eğer İyi bir insan olmak istiyorsak yollarından biri de budur. Yani sadece yolu bu değildir. Hayatın çeşitli yolları vardır. Ve bizim iyi bir insan olabilmemiz için Allah farklı imtihanlar göndermiştir bize. Ve bu imtihanları tek tek aşmalıyız. Ve bu imtihanlardan bir tanesi de akraba ilişkisidir. Buna biz sıla-i rahim ne diyoruz? Sıla-i rahim yani akraba ilişkisi. Sıla ulaşmak demektir. Vuslat ulaşmak demektir. Rahim anne rahmine denilir. Yani insanın akrabalarına ulaşması. Sıla-i rahim yani insan akrabalarına ulaşması. Manası budur. Burada da insanın nefsini zorlayacak birçok önüne etken gelecektir. İnsanın iyi bir insan olmasını engelleyen birçok etken olacaktır. Örneğin sizin bir akrabanızla aranız iyi değildir. Örneğin dayınızla aranız iyi değildir. Kardeşinizle aranız iyi değildir. Veyahut da teyzeniz ile aranız iyi değildir. Allah diyor ki onunla aranı iyi yap. Onunla irtibatı koparmaya hakkın yoktur. E tabii ki nefis onunla konuşmamayı tercih ediyor. Nefis onu gördüğünde ondan uzak durmayı tercih ediyor. Ama gel gör ki bizi iyi bir insan yapmak isteyen Allahu Tebareke ve Teala diyor ki sen akrabanla iyi ol. İyi olmaya çalış. O nefis ki seni ondan uzaklaştırmak istiyor, onun sözüne bakma. Nefis insanın kötü bir insan olmasını ister. Ama Allah insanın iyi bir insan olmasını ister. İşte nefsin emirlerinden biri de budur. Bazen herhangi bir sebepten dolayı, maddi, manevi herhangi bir sebepten dolayı insanın akrabasıyla arasında sorun çıkar. Ve bu sorundan dolayı da akrabalar birbirinden küserler ve uzak dururlar. Allah'ın bize dediği budur. Öfke yatıştıktan sonra onunla bir şekil irtibat sağlanmalıdır. Ama bu irtibat nasıl olmalıdır inşallah anlatacağız. Akrabalık ilişkisi yakınlık derecesine göre sık olmalıdır. Örneğin anne ve baba insana en yakın insanlardır. Evlatlar insana en yakın insanlardır. Kardeş, teyze, dayı yani uzaklaştıkça irtibatta bir o kadar zayıflayabilir, sorun yoktur. Ama gel gör ki irtibat kesilmemesi lazım. Yani anne babayla olan irtibatın sıklığı dayı ve amcayla olmak zorunda değildir. Kardeşle olan irtibatın sıklığı teyzenin oğluyla, teyzenin kızıyla olmak zorunda değildir.
Ama bir şekilde irtibatın olması lazım. İrtibat kopukluğunu din bize yasaklamıştır. Ve sıla-i rahim vaciptir. Sıla-i rahmi kesmek de haramdır ve günahtır. Hem de büyük günahlardandır sıla-i rahmi kesmek. Peki sıla-i rahim hangi hadde olmalıdır? Ve küs ada arkadaşlarımızla, küs insanlarla, küs akrabayla nasıl barışacağız? Veyahut da o barışmıyorsa biz ne yapacağız? Bunun yolu nedir? İlk önce şunu söyleyelim ki hadisler bize diyor ki akraba bağının en azı bir selamun aleyküm demektir. Yani en azından selamı kesmemek lazım. Akraba bağının en azı budur. Eğer elinden geliyorsa onun ihtiyaçlarını da giderebilmen lazım. Örneğin senin varlığın vardır, sen zenginsin ve akraban da muhtaçtır. Senin sıla-i rahim hakkını eda edebilmen için elinden geldiğince kendi maddi durumunu sıkıntıya sokmadan akrabanın ihtiyaçlarını gidermek zorundasın. Çünkü bu vaciptir. Peki sıla-i rahim budur yani. Örneğin akrabanın maddi bir yardıma ihtiyacı var ve sen ona sadece halini soruyorsun, selam veriyorsun. Sadece git gelin var o kadar. Elinde olmasına rağmen sen ona yardım etmez isen sıla-i rahim hakkını yerine getirmemiş olursun. Sadece hal hatır sormak ile, telefon açmak ile, selam vermekle sıla-i rahim olmaz. Bunun bir derecesidir, bir bölümüdür. Sıla-i rahmin ikinci aşaması ve en önemli aşamalarından bir tanesi maddi imkanın var ise ve onun da yok ise, o da muhtaçsa onun ihtiyacını elinden geldiği kadar gidermendir. Hem de elinden geldiği kadar. Farz-ı misal, yılda bir defa ufak bir yardım yapmak maddi yardım yaptım anlamına gelmez. Sıla-i rahim hakkını yerine getirdiğin anlamına gelmez ki. Elinden ne geliyorsa onu yapmak zorundasın. Bazen akrabalar küs oluyorlar. Bazen herhangi bir konu hususunda tartışıyorlar. Tabi nerede bir düşmanlık varsa bilinmesi gerekir ki orada şeytan vardır. Nerede bir kavga varsa orada şeytan vardır. Şeytandır bütün kavgaları çıkartan. Dolayısıyla da insan şuna dikkat etmelidir ki eğer akrabalar hakkında arasında bir küskünlük varsa şeytan bu ikisinden birini aldatmıştır. Eğer ikisi de barışmaya yaklaşmıyorsa şeytan ikisini de aldatmıştır. Yok birisi arayı düzeltmek istiyor ama diğeri yanaşmıyorsa o yanaşmayanı şeytan aldatmıştır. Dolayısıyla da burada akrabalık ilişkilerinde bir nefis mücadelesi vardır. İnsanın şeytanla mücadelesi vardır, şeytanıyla mücadelesi vardır. İnsan şeytanının bacağını kırmak zorundadır. Bu çok da zordur. Nefse ağır geliyor ama bunu yapmak lazım. Akrabayla küssün. Ne yapman lazım? İslam dininin bize dediği budur ki adımı sen at. Sen gidip barışmaya çalış. Sen arayı düzeltmeye çalış. Baktın ki olmuyor. Yani adam seni reddediyor. Adam seninle konuşmak istemiyor. Adam seninle barışmak istemiyor. Bu defa da tamamen yine kesmemek lazım. Eğer yapabildiğin birilerinin vasıtasıyla ihtiyacı varsa ihtiyacını gidermelisin. Örneğin kişi fakirdir, yoksuldur ama akrabandır, kardeşindir, amcandır, dayındır, halandır, teyzen de her neyse. Seninle konuşmuyor. Seninle küstür. Ve barışmak istiyorsun yanaşmıyor. Hem de biliyorsun ki muhtaçtır. O zaman senden gelecek yardımı da kabul etmeyecektir.
Peki akraba bağlılığını nasıl sağlayacaksın? Senin gönderdiğin belli olmadan o akrabana bir başkasının eliyle yardım etmelisin. Din bize bunu emrediyor. Ne kadar da zordur. Adam seni kabul etmeyecek. Adam seni reddedecek. Belki de adam sana hakaret edecek. Ama sen ona iyilik yapacaksın. Bu ne kadar zordur. Gerçekten de zordur. Ama çaresi yoktur. Bu iş böyledir. Nefsi terbiye etmek için başka da çaremiz yoktur. İyi insan olabilmemiz için başka da çaremiz yoktur. Örneğin hastaladı. Doktora ihtiyacı var. Ve senin de doktor tanışın var, akraban var veyahut da arkadaşın var. Eğer elinden geliyorsa onun doktor ihtiyacını giderebil. Veyahut da borcu vardır, faturası vardır, ödeyemiyor, maddi bir sıkıntısı vardır. Elinden geldiği kadar haber olmadan telefon faturasını yatır, elektrik, su, doğalgaz faturasını yatır. Örnek olarak. Yani sen akrabayla ilişkini kesme. O kesse dahi. Bir gün İmam-ı Cafer-i Sadık aleyhisselam artık şehit oluyor. Yani vefat ediyor. Ölüm döşeğindedir. Baygınlık geçirmişti. Kendisine geldikten sonra İmam-ı Cafer-i Sadık buyurdu ki Hasan'a, yani amcasının oğluydu, dedi 70 dinar verin. Benim malımdan ona 70 dinar verin. Dediler ki Yebne Resulillah, o ki sana kılıçla saldırmıştı. İmam-ı Cafer-i Sadık'a bir gün kılıçla saldırıp İmam-ı Cafer-i Sadık'ı öldürmeye çalışmıştı. O amcası oğlu. Ona mı 70 dinar vermek istiyorsun? İmam-ı Cafer-i Sadık buyurdu, evet. Ben sıla-i rahmimi kesmek istemiyorum. Ben Allah'ın kınadığı kişilerden olmak istemiyorum. Ben Allah'ın övdüğü kişilerden olmak istiyorum. Allah'ın kınadığı adamlardan olmak istemiyorum. Dolayısıyla da ben sıla-i rahmimi kesmek istemiyorum. O kesebilir ama ben kesmek istemiyorum. Dolayısıyla da bakıyoruz akraba kötü, sana zarar vermiştir. Ve seni konuşturmuyor, sana düşmanlığı vardır. Ama bu bizim akrabalık bağımızı ondan kesmemizi gerektirmez. Allah bize akrabalık bağını kurmamızı söylüyor. Ama uzaktan da olsa bu iş böyle olmalıdır. Ve bir insan akraba bağını kesmez ise, yani karşıdaki kesiyor ama sen kesmek istemiyorsun. Dediğim şekil. İlla da konuşmak zorunda değilsin. Eğer konuşturmak istiyorsa seni konuş. Ama konuşmak istemiyor seninle ve sen de konuşmak istiyorsun. Konuşmak istemiyorsa artık bu aşamayı aştın. Konuşma. Ama uzaktan onu takip et. Onun ihtiyacı varsa onun ihtiyacı giderirsin. Şimdi böyle bir akraba vardır. Eğer sen onunla ilgilenir, yani sen akrabalık görevini yerine getirirsen ama o görevini yerine getirmezse Allah senin ömrünü uzatır, onun ömrünü de kısaltır. Çünkü akrabalık bağını kurmanın dünyadaki faydalarından bir tanesi de insanın ömrünün uzalmasıdır. Evet, insanın ömrünü uzatıyor. Allah insana ömür veriyor. Hadis vardır bu hususta. Öyle insan vardır ki 3 yıl ömrü kalmıştır. Ama akrabasına iyilik yaptığı için Allah onun ömrünü 30 yıla uzatmıştır. Öyle de insan vardır ki 30 yıl yaşayacaktı, ömrü vardı. Ama akraba bağını kestiği için Allah onun ömrünü 3 yıla indirmiştir. Yani akraba bağı ömrün uzamasına ve kısamasına sebep olur. Bir gün bir tanesi İmam-ı Cafer-i Sadık aleyhisselamın yanına geldi. Ehl-i Beyt imamlarından birinin yanına geldi. Ve imam buyurdu ki sen yolculukta kardeşinle kavga ettin, tartıştın.
Ve bu tartışma neticesinde sen onunla ayrıldın. Yolculuğu yarıda bıraktınız, ayrıldınız. Ve bundan dolayı Allah onun ömrünü de senin ömrünü de kısalttı. Ve o evine ulaşmadan, çoluk çocuğuna ulaşmadan öldü. Ama sen de ölecektin. Gel gör ki sen yolculukta, yolda gelirken halana uğradın, halini sordun ve ona bir iyilik yaptın. Dolayısıyla da Allah senin ömrünü uzattı ama kardeşinin ömrü kısaldı. Niye bu iki kardeşin ömrü aniden kısaldı? Çünkü bu ikisi kavga etti ve ayrıldılar, küstüler. Küstükleri için her iki kardeş de sıla-i rahmi, akrabalık bağını terk ettiği için ömürleri azaldı. Ama bir tanesi tekrar başka bir akrabasına iyilik yaptığı için Allah birinin ömrünü uzattı ama diğeri akrabasına iyilik yapmadığı için ömrü kısaldı ve o öldü. Evet, böyle bir durum söz konusudur. Allah bunun bilgisini bize vermiştir. Akraba bağını kesen insanın ömrü kısalır. Akrabalarla ilgilenen insanın ömrü de uzalır. Bir telefonla dahi olsa akrabanın halini sormak lazım. Gerçi bu da yakınlık ve uzaklığa bakar. Örneğin akrabanla senin aranda 2000 kilometre vardır. En azından telefon açabilirsin. Telefonla halini sorabilirsin. Yani ayda bir, 3 ayda bir, 5 ayda bir, yani irtibat kesildi denilmeyecek kadar uzatmamak lazım. Evet, irtibatımız var denilecek şekilde bir irtibat kurmak lazım. Ve telefon açmak lazım en azından. Eğer akraba yakınsa, yol uzak olsa da gidip ziyaret etmek gerekir. Örneğin annedir, babadır, akraba yakındır, kardeştir, yakındır. Ama yol uzaktır. Allah diyor, bu yol uzak dahi olsa, bu yolun zahmetine katlan ve git anne babanı ziyaret et. Burada yolun uzaklığı bahane değildir. Fakirlik de bahane değildir. Yani yoktur, gidemiyorum bahane değildir. Allah diyor ki inşallah sana Allah yetirecektir. Seni Allah zengin edecektir. Çünkü sıla-i rahmin özelliklerinden biri de budur. İnsanın rızkını çoğaltıyor sıla-i rahim. Dolayısıyla da sıla-i rahim yapan birini Allah zenginleştiriyor. Sen elinde olmasa dahi sıla-i rahimi yerine getirmeye çalış. Akrabalık bağını kurmaya çalış. Allah sana bu mükafatından dolayı para verecektir. Zenginlik verecektir. Ve sen vazifeni yerine daha da güzel getireceksin. Ve akrabalık bağındaki meselelerden biri de söz ve davranıştır. Bir şey yapamasa da insan en azından söz ve davranışla onu üzmemek gerekir. Önden bir söz konuşma ki o sözden üzülsün. Bazen bazı insanlar böyledir. Karşıdakine taş vurmak için, karşıdakini dil ile ezmek için, dil yarası vurmak için bazen söz konuşur. Ve bazen hal hareketiyle onu üzer. Baktın ki senin bu sözünden o akraban rahatsız olacaktır, o sözü konuşma. Baktın ki senin bu hareketinden dolayı o akraban rahatsız olacaktır, o hareketi terk et. Tabii ki bu hareket vacip ameller için olmamalıdır. Örneğin akraban senin hacca gitmene razı değildir. O razı değil diye sen haccı terk etmeyeceksin. Bu ayrı mesele. Örneğin akrabandır, senin namaz kılmanı istemiyor. Farz-ı misal kardeşindir, Allah'a da inanmıyor, dine de inanmıyor ve senin namaz kılmanı istemiyor. Sen kardeşini razı etmek için namazı terk edemezsin. Hatta babayı, anneyi razı etmek için namaz terk edilmez. Yani akrabayı razı etmek dini kurallar çerçevesinde olmalıdır. Dini kuralları aşar ise insan bu olur haram. Dolayısıyla da insan söz ile, hal hareket ile de akrabasını sevindirebilir.
Bu şekilde de akraba bağını insan kurabilir çok basit yol ile. Kur'an'da bize söylenen şeylerden bir tanesi de budur ki Kur'an bazen iki ameli yan yana getiriyor. Örneğin diyor ki اَقِيمُ salat ve اَتُوا zekat. Namazı kılın, zekatı verin. Bakıyoruz ki yan yana gelmiştir bu iki emir. Veyahut da diyor ki Allah'a şükredin ve valideyninize de iyilik edin. Allah'a şükredin ve valideyninize de, yani anne babanıza da iyilikte bulun. Velivalideyni ihsana. Yani Allah kendisine şükretmeyi anne babaya iyilik etmekle yan yana getirmiştir. Sıla-i rahimi de takvayla yan yana getirmiştir Allah. Yani bir taraftan buyurmuştur ki takva sahibi olun, bir taraftan da buyurmuştur sıla-i rahimi yerine getirin. Bunun manası budur. Yani bunun biri yoksa diğeri kabul değildir. Yani bir insanın namazı var ama zekat yoktur. Allah diyor o namaz kabul değildir. Çünkü namazla zekat aynı anda gelmiştir. Akimussalat ve atu zekat. Namazı kılın ve zekat da verin. Yani sen zekatı vermez isen namazın da kabul değildir. Sen Allah'a şükrediyorsun ama diğer taraftan anne babayı üzmüşsün. Anne babayla irtibatın yoktur. Diyor ki o şükürün senin işe yaramayacaktır. Takva ile sıla-i rahim de aynıdır. Yani bir tarafta Allah diyor takva sahibi olun. Bir taraftan da sıla-i rahim vardır. Allah dolayısıyla diyor ki sen ne kadar mümin olsan da, sen ne kadar iyi insan olsan da, eğer sıla-i rahminde sorun varsa, akraba iyiliğinde sorun varsa, akraba ilişkilerinde sorun varsa, senin imanın hiçbir işe yaramaz. Hiçbir fayda vermez o imanın. Namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, zinadan uzak duruyorsun, içkiden, kumardan uzak duruyorsun. Bunlar hiçbir işe yaramaz. Hacca gidiyorsun, Kerbela'ya gidiyorsun, hiçbir işe yaramaz. Yeter ki sen sıla-i rahmi, akraba ilişkilerini sağlam tut. Çünkü onun kabulü buna bağlıdır. Sıla-i rahmin insana verdiği faydalardan bir tanesi de ölüm anında ölümü kolaylaştırmasıdır. Ölüm anı zordur ve insanın can vermesi çok zordur. Ama akraba ilişkileri iyi olan bir insan kolay can verecektir. Bu bir. İkincisi, kıyamet gününde hesabı kolay olacaktır. Peygamberin kendisi buna garantör olmuştur. Ve buyuruyor ki bir insan akrabalık ilişkilerini sıkı tutsun. Sıla-i rahim hakkını yerine getirsin. Ben de onu kıyamet günü o hesabını kolay verecektir. Bunun garantörü de benim. Ve akrabalar hususunda zengin fakir ayrımı yapılmaması lazım. Bazı insanlar vardır, makamı vardır, parası vardır, zenginliği vardır. Ve bu insanlar kibirlidir. Ve fakir akrabayla ilgilenmiyor. Fakir akrabanın halini sormuyor. Örneğin kardeşi fakirdir. Adam da zengindir, makam sahibidir, kibirlidir. Kardeşi fakirdir diye kardeşinin halini sormuyor. Kardeşiyle irtibatı yoktur. Onun maddi sıkıntılarını gidermiyor. Ama diğer taraftan bir amcasının oğlu vardır. O da zengindir, onunla samimidir. Onun devamlı halini soruyor, hatırını soruyor, onunla ilgileniyor. Ve bu insan diyebilir mi ki ben akrabam işte amcam oğlu akrabamdır ve onunla aram çok iyidir. Devamlı halini soruyorum. Ama bu tarafta kardeşin ne oldu? Evet, akraba bağında fakirlik ve zenginlik farkı olmaması lazım. Ve hatta fakir ise ona daha fazla ehemmiyet vermek lazım. Dolayısıyla da burada senin amacın gerçekten de amcanın oğluyla sıla-i rahim yapmak değil, akrabalık bağını korumak değil. Senin amacın bu dünya pisliği olan para ve dünyanın pisliği olan maddiyatın peşindesin sen. Burada da dikkat etmek lazım.
akrabanın fakiriyle irtibatı kesip zenginiyle veyahut da makam sahili biriyle irtibatı kurmak da hiçbir işe yaramaz. Dolayısıyla da sıla-i rahim önemlidir ve sıla-i rahmin en önemli bizlere faydalarından bir tanesi de şudur ki insanın eksik amellerini giderir. Bizler amel ediyoruz. Namaz kılıyoruz, hacca gidiyoruz, iyilikler yapıyoruz ve bunları bazen eksik yapıyoruz. Bazen sorunlarımız var. Örneğin bir oruç tutuyoruz, kalp kırıyoruz. Örneğin eksiktir. Gerçi oruç batıl değildir ama o oruçta işe yaramaz. Eksikliği var. Hasarı var yani. Ama akraba bağının güzel tarafı budur ki o eksikliği gideriyor. İnsanın amelinin eksikliğini akraba bağı gideriyor. Dolayısıyla da elinizden geldiği kadar akrabalarla ilişkiyi kesmemek lazım. Bu bir nefis terbiyesi aşamasıdır. Allah bizleri iyi insan yapmak için birçok imkan sunmuştur önümüze ve birçok imtihan vesilesi sunmuştur. Bunlardan bir tanesi de akraba ilişkisidir. Yeri gelecektir. Nefis çok zorlanacaktır burada ve nefsi aşıp akrabalarımızla bağları kurmaya çalışmamız gerekmektedir. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.